Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde birbirine benzeyen 5 küçük beyaz tavşancık varmış. O kadar küçük ve o kadar tatlılarmış ki her gören onları sevmekten kaçınamıyormuş. Bu 5 küçük tavşancık dinlenmeyi ve uyumayı çok severmiş. Hatta o kadar severlermiş ki hemen akşam olsun isterlermiş. Akşam saat 9 olunca uyuma vaktinin geldiklerini bilirlermiş. Saat 9'da hepsi geceliklerini giyer ve koşa koşa odalarına geçerlermiş. Birinci tavşan annesini çağırıp ona ninni söylemesini istermiş. Annesi onu kırmaz, ninnisini hemen söylermiş. Uyu tavşanım uyu, uyu güzel bebeğim. Hadi yum gözlerini, gör rüyanda anneni. Küçük beyaz tavşanım, tatlı minik tavşanım. Annen seni çok sever, baban seni hep sever. Sen uyu minik tavşan, uyu ki büyüyesin. Uyu ki büyüyesin. Tatlı bir tavşancık oluverirsin. Oluverirsin. Seni sevdiğimiz gibi dünyayı da seversin. İyi bir tavşancık oluverirsin. Tüm canlılara yardım edersin. Uyu güzel meleğim, sen biriciksin. Annesini üzmez, babasına hiç küsmez. Uyu güzel meleğim, sen bir tanemsin. İkinci minik tavşan annesinin kollarında uyumak istermiş. Onun kokusunu almadan uykuya hiç geçemezmiş. Annesi bunu bildiği için her akşam yanına gelir, ona sarılır ve kucağında sallayarak uyuturmuş. Beyaz tavşancığın en güzel anı buymuş. Annesinin kokusunu o kadar çok severmiş ki, annesi ona sarıldığında, onun kokusunu kokladığında gözlerini hemencik kapatır, orada mışıl mışıl uyuverirmiş. Üçüncü beyaz tavşancık piş piş sesiyle uyumak istermiş. Annesi ikinci tavşanı yatırdığı sırada üçüncü tavşanın piş piş ninnisini de söylermiş. Piş. Psh.
dördüncü tavşan da geceliklerini giyermiş. O da annesinden masal anlatmasını istermiş. Annesi başucuna gelerek istediği ve o çok sevdiği kuş ile karınca masalını anlatırmış. Masal şöyleymiş. Günlerden bir gün minik karınca sabahın erken saatlerinde kalkmış ve kendini yiyecek aramaya çıkmış. Günün en çok sabah saatlerini seviyormuş. Çünkü o saatlerde bütün hayvanlar uyuyor, o da rahatça dolaşabiliyormuş. Yuvasından çıkan minik karınca yürümeye başlamış. Ama gelin görün ki o sabah ondan önce kalkan başka bir aile daha varmış. O aile de kuş ailesiymiş. Minik karınca ağaçların arasından kuş ailesini izlemeye başlamış. Anne kuş yavru kuşlarını yiyecek toplamış ve yavrularını ağzıyla yediriyormuş. Karınlarını doyuran anne kuş yavrularının başını okşamış ve yanlarına oturmuş. Gördükleri minik karıncayı çok üzmüş. Çünkü o hiç bu kadar sevilmemiş. Duygulanan minik karınca olduğu yerde ağlamaya başlamış. Anne kuş karıncanın hüzünlü sesini duymuş ve etrafına bakınmaya başlamış. Tam karşısında karıncayı ağlarken gören anne kuş karıncanın yanına gitmiş ve "Neden bu kadar üzgünsün? Neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Minik karınca anne kuşa gördüklerini anlatmış. Anne kuş çok duygulanmış. Minik karınca için ne yapabilirim diye düşünürken aklına birden fikir gelmiş. Anne kuş hemen yanından uzaklaşıp uçmuş. Karınca daha da çok üzülmüş. Ama olduğu yerden de gitmemiş. Havada anne kuşun ona doğru yaklaştığını gören karınca merak içinde beklemeye başlamış. Anne kuş karınca için toprak getirmiş. Kendi yuvasının yanına topraktan bir yuva yapmış. Anne kuş minik karıncaya bakarak, "Hadi artık sen de bizimle beraber kalabilirsin. Sen de bizim ailemizden olabilirsin," demiş. Minik karınca duydukları karşısında çok sevinmiş ve kabul etmiş. Hayatının geri kalanını hep kuş ailesinin yanında geçirmiş. Masalın bitmesini bekleyemeden minik tavşancık çoktan gözlerini yummuş. Beşinci tavşan da geceliklerini giyer ve odasına geçermiş. Annesinden hiçbir şey istemezmiş. Ona "Ben artık büyüdüm anneciğim, kendim uyumak istiyorum," dermiş. Annesini babasını öper, kardeşlerine iyi geceler diler ve hemen uykuya geçiverirmiş. Rüyasında hep en sevdikleriyle berabermiş. Bu onu çok mutlu edermiş. Hepsi o kadar mutlu uyurmuş ki sabah kalktıklarında yüzleri hep gülermiş. Annelerine ve babalarına kocaman sarılırlar, günlerini hep böyle mutlu geçirirlermiş. Bu masalımız da burada sona ermiş. Günlerden bir gün yalnız yaşayan minik bir karınca sabahın erken saatlerinde uyanmış ve kendisine yiyecek aramak için hazırlanmış. Günün en çok sabah saatlerini seviyormuş. Çünkü o saatlerde bütün hayvanlar uyuyor, o da rahatça dolaşıp istediği yiyeceği alabiliyormuş. Yuvasından çıkan minik karınca yürümeye başlamış. Ama gelin görün ki o sabah ondan önce kalkmış başka bir aile daha varmış. O aile de kuş ailesiymiş. Minik karınca yoluna devam ederken gözleri hep kuş ailesine ilişmiş. Ve onları izleye izleye yoluna devam etmiş. Daha da yakınlarına gelen minik karınca yoluna devam edememiş. Orada durup onları izlemek istemiş. Anne kuşun onu göreceğinden şüphelenen minik karınca önünde duran ağacın arkasına gizlenmiş ve usul usul izlemeye devam etmiş.
Anne kuş o sırada yavru kuşları için yiyecek bulup gelmiş. Ve ağzında minik parçalara ayırarak yavrularına tek tek yediriyormuş. Bir yandan karınlarını doyuruyor, diğer yandan kanatlarıyla her birinin başını okşuyormuş. Gördüklerine iyice içerlenen minik karınca sessiz sessiz ağlamaya başlamış. Ağladıkça ağlamış. Sesinin ne kadar yükseklere çıktığının farkına varamamış. Aslında minik karıncanın üzüntüsünün ne olduğu belliymiş. Kimselere diyememiş ama minik karınca hiç o kadar sevilmemiş. Anne kuş karıncanın hüzünlü sesini duymuş ve etrafına bakınmaya başlamış. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyormuş. Havalandığında tam karşısında duran ağacın arkasına saklanan minik karıncayı görmüş. Karıncayı ağlarken gören anne kuş merak içinde karıncanın yanına gitmiş. Ne oldu sana minik karınca? Neden bu kadar üzgünsün? Neden ağlıyorsun? Diye sormuş. Minik karınca iç çekerek anne kuşa gördüklerini ve sonrasında neler hissettiklerini anlatmış. Anne kuş annelik içgüdüsüyle minik karıncanın durumuna çok üzülmüş. Belli etmese de onun için ne yapabileceğini düşünmeye başlamış. Aklına birden bir fikir gelmiş. Hiçbir şey söylemeden minik karıncanın yanından hızlıca uzaklaşıp uçup gitmiş. Minik karınca yine terk edildiğini düşünmüş ve daha çok ağlamış. Olduğu yerden de bir türlü ayrılamamış. Kendini toparlamaya yakın zamanda havada anne kuşun uçtuğunu, hatta ona doğru yaklaştığını görmüş. Merak içinde beklemeye başlamış. Anne kuş gökyüzünden süzüle süzüle minik karıncanın yanına kadar inmiş. Boş gelmemiş, ona bir hediye getirmiş. Ağzında tuttuğu sepeti minik karıncaya vermiş. Ne olduğunu anlayamayan minik karınca anne kuşun karşısında çok sessizleşmiş. Anne kuş aslında minik karıncaya toprak getirmiş. Neden böyle bir hediye getirdiğini göstermek için anne kuş kendi yuvasına çıkmış. Anne kuşun bir şeylerle uğraştığını görüyormuş minik karınca. Lakin ne yaptığını anlayamıyormuş. Biraz sonra anne kuş minik karıncanın yanına gelerek "Hadi bakalım minik karınca, artık sen de bizimlesin. Sen de bizim ailemizden olabilirsin. Bizimle beraber kalabilirsin." demiş. Minik karınca anlamış ki anne kuş ona topraktan bir yuva yapmış. Uğraştığını gördüğü o şey de aslında kendi yuvasıymış. Minik karınca duydukları karşısında çok sevinmiş ve hemen kabul etmiş. Anne kuşa öyle bir sarılmış ki tüm üzüntüsü birden uçuvermiş. Hayatının geri kalanını hep kuş ailesinin yanında geçirmiş ve sonsuza kadar da hep böyle mutluymuş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde bir ormanda yeşil mi yeşil, büyük mü büyük çınar ağaçları yaşarmış. Bu ağaçların kocaman gözleri, uzun uzun da kolları varmış. Gözleriyle tüm ormanı süzer, kollarıyla küçük hayvanları yuva ederlermiş. Bu ağaçlar ormanda yaşayan her hayvanı çok severmiş. Ama haksızlık yapanları, birbirini üzenleri ve saygı göstermeyenleri hiç sevmezlermiş. Hatta ceza bile verirlermiş. Bu ormanın en büyükleri ağaçlar olsa da esas yöneticisi aslanmış. Aslandan herkes korkarmış. Kavga eden hayvanları görünce kükrediğinde herkesi oradan kaçırtırmış. Bir gün aslan yine ormanı teftiş ederken küçük bir civcive rastlamış. Ormanda bu civcivin ne işi var diye kendi kendine düşünmüş. Yoluna devam etmiş. Gördüğü o civciv ailesinin en küçüğüymüş.
sapsarı tüyleri, zeytin gibi gözleri varmış. Bir ağaç kovuğunda yaşarlarmış. Bir gün minik civcivin annesi, "Lili, ben gelene kadar sakın kimselere kapıyı açma ve evden de dışarı çıkma. Orman senin tek başına gezebileceğin bir yer değil," demiş. Lili de, "Tamam anneciğim, sen hiç merak etme. Ben burada seni bekleyeceğim ve hiç kimseye kapıyı açmayacağım." Annesi gittikten sonra Lili evde beklemeye başlamış. 2 saat geçmiş, 3 saat geçmiş, annesi hala gelmemiş. Lili merak içindeymiş. Havanın kararmaya başladığını görünce dışarı çıkıp annesini aramak istemiş. Ama hemen aklına annesinin söyledikleri gelmiş. Kulaklarında, "Lili, ben gelene kadar sakın kimselere kapıyı açma ve evden de dışarı çıkma. Orman senin tek başına gezebileceğin bir yer değil." Sözleri çınlamış ve yine beklemeye devam etmiş. Biraz daha zaman geçince havanın tamamen karardığını görmüş ve annesi de hala gelmeyince artık dayanamamış ve kendini evden dışarı atmış. Başlamış annesini aramaya. Hava o kadar kararmış ki ormanda göz gözü görmüyormuş. Lili korka korka annesini aramaya başlamış. Hem çok acıkmış hem çok üşüyormuş. Kısık sesiyle, "Anne, anne," diye sesleniyormuş. Karanlıktan çok korktuğu için daha fazla devam edememiş. Güçsüz bedeniyle olduğu yere yığılıverip uyuyakalmış. Ne kadar uyuduğunun farkında değilmiş ama sabah çoktan olmuş. Aslan Tio sabah teftişine çıktığında yerde yatan civcivi, yani Lili'yi görmüş. Merak içinde yaklaşıp nefes alıp almadığını kontrol etmek için eğilmiş. Gözlerinin önünde dev aslanı gören civciv korkarak uyanmış ve bağırmaya başlamış. "Lütfen beni yeme aslan amca. Ben çok küçüğüm. Beni yesen bile karnın doymaz ki," deyip sızlanarak ağlıyormuş. O sırada civciv Lili'nin annesi her yerde Lili'yi arıyormuş. Hem geç geldiği için çok üzgünmüş, hem sözünü dinlemediği için Lili'ye çok kızgınmış. Aslan korkan civcive bakarak, "Merak etme küçük civciv, seni asla yemeyeceğim. Hem çok bitkin görünüyorsun, istersen seni eve bırakabilirim," demiş. Civciv bu duruma çok sevinmiş ama korkusu da hala dinmemiş. Dev aslandan hala çok korkuyormuş. Düşünmüş, taşınmış, aslanın onu eve bırakmasını kabul etmiş. Aslan Tio Lili'yi sırtına almış ve Lili'nin evinin yolunu tutmuşlar. Evine yaklaştıkça annesinin sesini duyuyormuş. "Ah Lili, neredesin? Bu koca ormanda başına kim bilir ne geldi." Lili annesinin sesini duyunca sevinçten bağırmış. "Anneciğim, anneciğim, geliyorum. Aslan amca beni evimize getiriyor. Seni görmek için çok sabırsızlanıyorum." Annesi ağlamaktan Lili'nin sesini duymuyormuş. Yere oturmuş, "Lili, Lili," diye ağlıyormuş. Aslan daha fazla dayanamamış ve artık koşmaya başlamış. Kısa bir süre sonra ağaç kovuğunun önüne gelmişler. Aslan hemen civcivi yere indirmiş. "Hadi bakalım, annene koş," demiş. Lili teşekkür bile edemeden evine koşmuş. Yerde oturan annesini görünce sarılmış. "Anneciğim, bak Lili geldi. Çok özür dilerim seni dinlemediğim için. Seni bu kadar çok üzdüğüm için özür dilerim anneciğim." Annesi Lili'yi görünce gözlerine inanamamış ve kocaman sarılmış. "Lili, beni çok korkuttun. Sana kızmam gerekiyor ama şu an üzüntüm daha fazla. Bu yüzden ben de senden özür dilerim. Verdiğim saatte gelemediğim ve seni yalnız bıraktığım için çok üzgünüm Lili," deyip ağlayarak birbirlerine sarılmışlar. Aslan Tio çok duygulanmış ve arkasını dönmüş, ormana doğru yürümeye başlamış. O sırada Lili kovuktan çıkmış ve "Aslan amca!" diye seslenmiş. Aslan Lili'nin sesini duyunca koca yüzü birden gülümsemiş ve arkasına dönüp Lili'ye bakmış. "Aslan amca, beni yalnız bırakmadığın için sana teşekkür ederim. Beni yemediğin ve anneme kavuşturduğun için de. Lütfen yine gel, seni asla unutmayacağım,"
Tiyo koca yüzüyle gülümseyip Lili'ye bakmış. Tamam minik civciv, bundan sonra hep yanınızda olacağım. Sen de lütfen annenin sözünü dinle ve tek başına asla ormanda dolaşma. El sallamış, Tiyo gitmiş ve Lili kovuğuna geri dönmüş. Annesine yine sarılmış ve birbirlerine çok sevdiklerini söylemişler. Lili, aslan Tiyo'ya verdiği sözü annesine de vermiş. Ve o günden sonra Lili tek başına ormanda asla dolaşmamış.